Evet, fanımın düğmesini açtığımda bakın fanım şu an püfür püfür üflüyor. Şimdi fanımı kapatıyorum ve ısıtıcımın düğmesini açıyorum. İlk başta fazla duman çıkartacaktır. Bunu ilk işleminizi dışarıda yapın. Daha sonraki işlemlerinizi içeride yaparsınız. Evet, yavaştan ısınmaya başlıyor. Evet. Adet 12 voltluk bir fana ihtiyacımız var. Bu fanı bilgisayarınızın güç kaynaklarından veya bilgisayarınızın kasasından bulabilirsiniz. 3 adet 1,5 voltluk kalem pile ihtiyacımız var. 6 adet bu şekilde büyük bir klemense ihtiyacınız var. Biraz 2,5 milimetre kesitinde bakır kablo ve 2 adet de çıt çıt anahtar. Ve son olarak da biraz tahta parçasına ihtiyacımız var ve bir çift de eldivene ihtiyacımız var. Şimdi pilimizin öncelikle şu dış tarafını sökerek işlemimize başlıyoruz. Daha sonra şu metal kısmı sökeceğiz. Böyle. Bize lazım olan kısım bu pilimizin şu orta kısmındaki kömürdür. Plastik tabakayı da alalım. Böyle yavaşça çekince ortadaki kömür çıkıyor. Bu şekilde. Bu pilimizin geri kalan kısmını da geri dönüşüm kutusuna atalım. İki buçukluk bakır kablomu aldım. Bunun tamamını pense yardımı ile soyacağım. Bakır kablomu soydum. Bakır kablomun boyutu bakalım 16 santim olacaktır. Bu bakır kablomu her 4 santimde bir işaret koyuyorum. Ve bu işaretlerden santime kesmiş olduğum bakır kablomu aldım dostlar. Bunu 1 metresine bir çizgi, yani 1. santimine bir çizgi ve 3. santimine bir çizgi koyuyorum. Şimdi çizmiş olduğum yerlerden bu bakır kablomu eğeceğim. Evet, birincisini eğdim. Diğerini de aynı şekilde eğdim. Evet, diğer 4 santime eğmiş olduğum bakır kabloları da aynı şekilde yaptım. Evet, şimdi yapacağım işlem dostlar. Bu bakır kablolarım ile anlamış olduğunuz gibi sizlerin klemenslerimizi birbirlerine birleştirmek. Bir tarafın tüm klemenslerini taktım dostlar. Sizler şöyle daha detaylı göstereyim sizlere nasıl taktığımı. Bakın bu şekilde hepsini paralel olacak biçimde taktım. Evet, bu diğer klemens setimi de aynı şekilde elimden düştü. Paralel biçimde bağladım dostlar. Bakın, ikisi de aynı biçimde paralel olarak bağlandı. Evet, 2,5 milimetreye bantlarındaki bu bakır kablomu aldım. Bunu yaklaşık 30 santim olacak şekilde iki parça keseceğim. Şöyle ucundan şuradan kesiyorum.
Görmeniz açısından şöyle yaklaşayım. Almış olduğum 30 santim ebatlarındaki kablomun birini şuraya, diğerini de şuraya takacağım. Evet, bir tane klemens setimi aldım dostlar. Burada bu mavi kablonu şöyle en dibinden tutuyorum pensem ile. Bir pense ağzı hop önce aşağı doğru eğdim. Simetrik olsun bu. Daha sonra şuradan tutuyorum dostlar. Bakın hangi yönden tuttuğuma dikkat edin. Bunu da aynı şekilde bir pense ağzı arkaya doğru eğin. Şurası da oldukça simetrik olsun. Bakın yapmak istediğim şey tam da bu. Diğer klemens setimi de eğdim. Bakın bunlar şöyle tam karşılıklı gelecek dostlar. Ona göre eğim yapın. Bakın bunun zıttına eğdim. Şöyle ikisi karşılıklı gelecek. Kömürlerimi sizlerle sökmüştüm. Burada vidalarımızı olabildiğince açıyoruz. Sırayla bunları takacağım. Birincisini şuraya. Kaçmasın. İkinciyi şuraya. Üçüncüyü de şuraya. Böylelikle taktım. Sizlere şöyle de göstereyim. Evet, şimdi diğer klemensimi de aldım dostlar. Bunu da aynı şekilde şöyle takıyorum. Evet, bu şekilde. Yaptığım işlemi şöyle gösteriyorum sizlere. Bakın buradaki vidaları, yani bu kömürlerinizi sıkmış olduğunuz vidaları kesinlikle çok fazla sıkmayın. Bu kömürler hemen tık diye kırılıyor dostlar. Ona göre azar azar sıkıştırın. Şöyle daha da detaylı göstereyim. Kameramı biraz daha yüksek bir açıya aldım ki yapacağım işlemi daha detaylı görün. Bakın az önce şu standımızı sizlerle yapmıştık dostlar. Bunu kaldırıyorum, hop. Bu ahşabımın üzerine koyuyorum. Bakın şuralarda ben delikler deldim. Şurada, 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 şurada. Bunları bu mavi kablomuzu, yani bu ana enerji hat kablomuzu tutturmak için deldim. Bunlara hop şöyle göstereyim. Zil telim var dostlar. Zil telimi hop şöyle göstereyim. Şöyle iki ucu yapacağım. Bir ucunu şuradan, diğer ucunu şuradan geçirip alttan sıkıştıracağım. Şimdi bunu yapıp evet kablolarımı alttan attım ve tutturdum. Şöyle göstereyim dostlar sizlere. Bakın şu an hiçbir türlü düşmüyor. Şimdi 12 voltluk fanımı aldım dostlar. Bu fanımı bu ısıtıcımın arkasına koyacağım. Şurada yaklaşık sizlere santimini göstereyim. Şöyle bir 8 santim veya 10 santim boşluk bırakacağım. Çünkü buna aşırı derecede ısınacaktır. Ve fanınızın plastik olduğu için dışı eritebilir. Gerçi buradan hava üflüyor, pek eritmez diyeceksiniz ama ne olur ne olmaz diye ben olabildiğince geriye alıyorum. Fanımı da kablomu montalamış olduğum gibi bakın şuradan iki tane delik açtım. Ve alt tarafa bu şekilde kablolar ile sabitledim. Bakın fanım da gayet sağlam. Evet dostlar, her şeyi yerli yerine yerleştirdim. Fanımı buraya sabitledim. Şu iki kablo fanımın kablosu. Şöyle sizlere de hop detaylı göstereyim. Bakın kırmızı siyaha, kırmızı kırmızıya geliyor. Buradan fanıma giriyor dostlar. Uzattım kablosunu. Dostlar anahtarımı aldım bir tanesini. Bir ucunu getiriyorum. Şu mavi kablomun herhangi birine lehimliyorum. Sizler isterseniz diğer mavi kabloya da lehimleyebilirsiniz. Ben buna lehimleyeceğim. Ve lehimlememi de sağladım. Isıtıcımın girişleri şurada. Şöyle çiftli bir klemens koyacağım için bu bakır kablomu şuraya lehimleyerek ucunu buraya. Bu şekilde. Evet, bir parça daha kablo aldım. Bu kablo da klemensimin bu diğer ucuna girecek hat olacak. Bunu da getirip bu anahtarımın bu diğer ucuna lehimliyorum. Bu şekilde. Evet, bu klemensimi şimdi getirip bu kablolarıma takıyorum dostlar. Ve vidalarını sıkıyorum. Birini sıkarken diğerini çıkartmayalım. Fanım için olan bu anahtarımı da önce şuraya silikonlayayım. Hop. Silikon yardımı ile şuraya yapıştırdım dostlar. Evet, fanımdan gelen bu kırmızı kablo artı attımdı. Bunu anahtarımın bir ucuna lehimliyorum.
Kaçtı. Bekleyelim biraz. Anahtarımın diğer ucuna bir parça daha kablo lehimliyorum. Bu benim giriş hattım olacak. Şuradan lehimlersem. Fanımın kablolarını bağlayacağım klemensi. Hop, şöyle biraz silikonlayıp şuraya tutturuyorum. Anahtarımdan gelen bu kabloyu şuradaki klemensimin bir ucuna takıyorum. Ve son olarak da bu beyaz kablomu, yani bu fanımın eksi hattını direkt klemensime takıyorum. Biraz oynama oldu. Evet dostlar, böylelikle tüm bağlantıları sağladık. Şöyle getireyim. Burada ısıtıcımız var. Isıtıcımızın kabloları geldi. Hop, biri anahtara girdi. Diğeri de direkt klemensimize geldi. Burada da fanım var. Fanımın kabloları hop direkt geldi. Kırmızı olan, yani artı hattı anahtarıma. Beyaz olan, yani eksi hattı da buradaki klemensime girdi. Şimdi buralara birkaç tane kablo bağlayalım. Ve evet, iki parça kablo aldım. Bu benim ısıtıcımın kabloları olacaktır. Bunlar yine 2,5 mm ebatlarında. Vidasını açıyorum. Klemensime takıp aynı şekilde vidasını sıkıyorum dostlar. Bu tamam. Şimdi diğerini de aynı şekilde vidasını açıyorum. Evet, iki parça daha kablo aldım. Bunlar fanım için kablolarım. Birini bir klemensime, diğerini de diğer klemensime takıp aynı şekilde klemensimin vidalarını sıkıyorum. Biri tamam. Şimdi diğerini sıkalım. Bu fanımın kablosudur. Evet. Enerji girişlerimiz için 2 adet 12 voltluk akü kullanacağız. Bende şu an kuru aküler yok. O yüzden şarjlı matkabımın aküsünü kullanacağım. Anahtara giden hattı bağladım. Şimdi direkt ısıtıcıma giden hattı bağlıyorum. Bu ısıtıcımızın hattıydı dostlar. Bakın 12 volt hatları bağlayacağım dostlar. Bir tanesini artıya. Yani buradan fanımdan gelen kırmızı kabloyu artıya bağladım. Bu beyaz kabloyu da eksiye bağladım. Bir fanıma bakayım. Evet, şu an fanımız dönüyor gördüğünüz gibi. Şimdi evet, fanımın düğmesini açtığımda bakın fanım şu an püfür püfür üflüyor. Şimdi fanımı kapatıyorum ve ısıtıcımın düğmesini açıyorum. İlk başta fazla duman çıkartacaktır. Bunu ilk işleminizi dışarıda yapın. Daha sonraki işlemlerinizi içeride yaparsınız. Evet, yavaştan ısınmaya başlıyor. Evet. Şimdi fanımızı açalım. Isılan havayı şu an ısınan havayı üflüyor. Evet, ısınma işlemimiz şu an devam ediyor. Fanımı kapattım. Dumanların çıktığını görüyorsunuz. Evet, fanımı açayım. Fanımızı çalıştırdık.